Tuzlu şiş 10, karısı kızgara 13, fırında sütlaç 3 lira. 2000 yılı fiyat listesi mi yazmışlar? Yok abi, 2021 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi yemek fiyatları. Milletvekillerinin çoğunun neden kilolu olduğu şimdi anlaşıldı. Evlilik nasıl gidiyor? Ben de mi evlensem acaba? Evlen tabii abi. Senin benden daha fazla mutlu olmaya ne hakkın var? Bu arada dolar da 9 TL'ye dayanmış. Bana ne oğlum? Ben maaşı dolarla mı alayım? Ben de dolarla maaş almıyorum ama aldığımız her şey dolar üzerinden geliyor ülkeye. Gazete bile 1,5 olmuş. Büyük ihtimal gene geç kalacağız işe. Yeni yapılan köprüden gidelim abi. 1,5 saatlik yol 4 dakikaya düşmüş. Macera aramamıza gerek yok. Her zamanki yoldan gidelim bence. Beni dinle sen abi, kullanalım köprüyü. Bu köprü sayesinde her sabah işe yetişmek için 1 saat erken kalkmamıza gerek kalmayacak. Zaten bu sefer de geç kalırsak patron bizi büyük ihtimal kapı dışarı edecek. Çevirme ya da kaza yoksa yetişiriz abi, daha yarım saat var. Çevirme falan yok, ben WhatsApp'tan baktım az önce. WhatsApp'tan nasıl bakıyorsun ki? Beni bir gruba aldı arkadaşlar. Nerede ne zaman bir çevirme var hemen paylaşıyorlar. Ben de görüyorum, ona göre gidiyorum. Bu ne yapıyor lan? Ehliyet ruhsat alayım. Sen kimsin lan? Ben sana niye ehliyet ruhsat göstereyim? Trafik polisiyim ben. Sivil trafik polisi mi olur lan? Kimi kandırıyorsun sen? Olmadığını biz de biliyoruz. Çevirme yapıyoruz. Çevirmeye giren nerede çevirme olduğunu WhatsApp gruplarında paylaşıyor. Kimseye ceza yazamaz olduk. O yüzden siviliz. Siz de haklısınız memur bey. Umarım tekrar eskisi gibi ceza yazmaya başlarsınız. Tamam, devam et. Hop! Arkadaşlar, köprü girişinde sivil trafik polisi var. Çevirme yapıyor, haberiniz olsun. Hadi lan oradan. Sivil trafik polisi mi olur oğlum? Dalga mı geçiyorsun lan sen bizimle? Atın lan şu salağı gruptan. Köprüye geldik. Dur yolcu. Ne oluyor lan? Köprü ücretli galiba abi. Bizim vergilerimiz de yapıldı. Tabii ücret olacak. Ne kadarmış? Ne kadar abi? 15 euro. Bir yanlışınız var galiba. Rahmi abin TL ile maaş alıyor. Euro ile maaş alıp euro ile borcunu ödemiyor ki. Nasıl euro ödeyelim? Abi euro yoksa TL de ödeyebilirsiniz. Niye euro istiyorsun öyleyse? 15 euro deyince daha az gibi duruyor. 15 euro ne kadar yapıyor? 152 TL falan yapıyor abi. Ne oldu abi, niye geri gidiyoruz? O kadar para yok bende. Bir de atlarımız haklıymış. Ne konuda abi? Çanakkale harbiden geçilmezmiş. İşe de geç kaldık yine. Kesin bu sefer kovulmuşuzdur. Ne yapacağız? Başka bir iş bakacağız. Ne yapalım?